yangınlar filan, bu tip alevler malevler bizim içimizdeki ateşi söndüremez. Çünkü bizim içimizdeki ateş farklı bir ateş. Atatürk ateşi, Cumhuriyet ateşi, ona bir şey olmuyor biliyorsunuz. Burası dünyanın ilk ve tek parasız özel okulu 26 yıldır. Küçük paralarla açtığımız, sonradan açtığımız kurslarımızdan gelen paralarla da buradaki öğrencilerin okuması kolaylaşıyor. Burhan Kuzu böyle bir fişlik atıyor. Bir de o Akit gazetesi denen. Bu Akit gazetesi 2-3 yıl önce bana gene böyle bir şey yaptığında ben koruma istemiştim. Emniyet vermemişti. Fakat Akit gazetesinin son haberinden sonra emniyetten bana telefon geldi. Koruma ister misiniz diye. Genç bir arkadaş geldi buraya. Sağ olsun. O okula, tiyatronun önüne ve evin önüne yakın koruma teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim. Hükümet bunlara yol veriyor. Çünkü biz şu anda anayasanın en baş kişisi tarafından çiğnenen bir ülkede yaşıyoruz. Onun için yasa, kanun, manun, burası eski Teksas var ya, vahşi batı, orayı geçmiş durumda. Bize bir şey olmadı. Orada okulun dışındaki tahta parçaları yandı ama okulun koruyucusu ona engel oldu ve okulumuza bir şey olmadı. Dersler şu anda devam ediyor. Hiçbir şey olacağı da yok. Avukatımız Celal Bey bu konuda zaten şeyi açmıştı. Burhan Kuzu'yla Akit gazetesine açmıştı davayı. Onlara bir başka dava daha açacağız herhalde. Evet, asıl davayı biz halka açıyoruz. Hangi halka? İşte diyoruz ki 16 Nisan'da oylamaya gidiyorsun ya, hükmünü ver diyoruz. Asıl davayı oraya açıyoruz. Aha.